Herkese merhaba. Bugünkü videomda hedefleriniz için güçlü yollar. Bu güçlü yollar nelerdir? Hedeflerimizi kolaylıkla nasıl ulaşabiliriz? Bunu ele alacağız. Kendimize hedef koymak, motivasyonumuzu ve başarımızı arttıran en önemli adımdır. Her zaman isteklerimiz olur ama nedense bunları gerçekleştirmek olanaksız gibi görünür ya da bir türlü bir yerden başlayamayız. Hedef koymak sonuca ulaşabileceğiniz süreci hızlandırır. Hedefiniz ne olursa olsun bu yolda kararlı bir şekilde ilerleyebilmek ve sonuca ulaşmak için iyi bir plan gerekir. Bu kısa bilgiler size bu süreçte yol gösterecek ve istediğinize ulaşmanızı sağlayacak. Denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Öncelikle düşüncelerinizi değiştirin. Hedeflerinize ulaşmanın öncelikli ve ilk adımı planladığınız her şeyi başarabilmenizden sizi alıkoyan negatif ve olumsuz düşüncelerden kurtulmaktır. Pozitif düşünceyle kendinizi yönlendirerek ilerlemelisiniz. Negatif düşünceler hedefinizde ilerlemenizi engellemenin yanı sıra gün geçtikçe psikolojinizin bozulmasına ve o anda ilgilendiğiniz işte de başarısız olmanıza neden olacaktır. Koşullarınızı iyileştirin. Hedefleriniz ve bu yoldaki planlarınızı ulaşmak için fiziki koşullarınızı değil, aynı zamanda çevresel koşullarla da ilgilidir. O andaki koşullarınızı sebep gösterecek, ben bunu zaten başarılı olamam diye düşüneceğiniz bu koşulları da iyileştirip lehinizi çevirecek çalışmalar yapmalısınız. Bir listeniz olmalı. Hedefinize ulaşmak, başarılı olmak için bir listeniz olmalı. Öncelikle kritik yapıp düşüncelerinizi eyleme geçirirken öncelikle yapılması gerekenleri planlamalısınız. Eli işte gözü oynaşta derler ya, bunun sebebi odaklanmaktan çalışmak, düşüncenin ayrı eylemin ayrı olmasıdır. Hedefiniz ne olursa olsun istikrarlı olmak başarıyı ulaştırır. Hedef ve olanağınız ne olursa olsun kendi yapabileceğiniz en iyisini yapmaya çalışmalısınız. İlk hedefinize bu konuda odaklanmak olsun. Kendinizi kimseyle kıyaslamadan her adımda kendinize bir basamak yukarı çıkıp yol alırsınız. İşin sonunda başarınızın tatmin bol, o kadar da güçlü olacaktır. Maddi ve manevi yatırım yapın. Maddi manevi hedefiniz ne olursa olsun önce kendinize yatırım yapın. Çevrenizdeki tüm imkanları, kendi kişisel eğitiminizi, fiziksel gücünüzü, manevi beslenmenizi arttıracak bir fırsat gibi düşünün. Sürekli bedeninizi, ruhunuzu, aklınızı besleyecek kaynaklar edinin. Etrafınızdaki her koşulu kendinize yatırım yapabileceğiniz bir fırsata dönüştürün. Unutmayın, kendinizi ne kadar beslerseniz, yaptığınız işe inancınız ne kadar yüksekse ve ne kadar kendinize güveniyorsanız o kadar güçlü olursunuz. Hedefinize ulaştığınızdaki tatmininiz yüzünüze beliren kocaman bir gülümseme olsun. Sevgiyle.